Evet, bu biyoritim ve işte dağlar, vadiler, bu inip yani bu ne, bu böyle bir dişli çark istiharesi de kullanıyorsunuz. Evet, siz. Evet hocam. Şimdi dişli çark derken tabii bunun aslında bir üç boyutlu bir yanı var. Üç boyutlu biz meneyi âlâ diyoruz. Manyetosferin manyetik çizgileri diyoruz. Güneşin zararlı ışınların tutulduğu bir kristal. Fakat bunun bir ekvatoru var. Ekvatoru dişli çark gibi dönüyor. Yahut biz dönüyoruz. Her neyse sistem. Oradan geçiyoruz sırayla. Saatin her bir dilimden geçmesi gibi. Bütün bunlar da bize sabit olmadığımız için, yani dünyayı burada döndüğümüzü düşünmüyoruz sürekli. Bu dünya saniyede 1620 mil hızla ilerlemekte. Dolayısıyla eğriler çizmeye başlıyor. Burada bir eğri yani hem oluyor. Kendi ekseni evet. Etrafında evet. Bir de ilerliyor evet. Ayrıca. Evet. Evet. Kendi ekseni etrafında 30 bin kilometre hızla dönüyor. Işık hızının onda biri kadar. Müthiş bir hız. Öyle olmasa zaten yapışamayız dünyaya. Mekanımız olamazdı. Her neyse. Hocam bu böyle gidiyor. Şimdi giderken de eğriler çiziyor. Biyoritim eğrileri çiziyor. İşte güneş çizgisi 23 günlüktür. Fiziki güç denir. Güneş fiziki gücü üstlendiği için. Artık kalkülatörlere kadar girmiş bir şey bu. Biyoritim teorisi diye. Efendim Merkür 28 gündür. 28 gün duygu çizgisi. İşte derler ki Yengeç Burcu'nun yönetmeni duygusal aydır. Ama 28 gün artık neye teşmil edilirse edilsin bir şeylerde bir tuhaflıklar var. Şimdi birinci bölümü programın bitiyor. Saniyeler kaldı. Ben de böyle çok merak ediyorum. Acaba Kova Burcu ile ilgili bir şey söyleyecek var hocam, misin? Var, ne olacağım diye. Bayağı merak ediyorum. Evet, bir iki şey söyle de şu birinci bölümü kapatıp çay içelim. Hadi. Şimdi hocam. Nasıl yapalım? Kova Burcu. Akrepler falan onları evet. Da nauzubillah gördük. Evet. Şimdi. Evet. Kova Burcu'nun yıldızı olan Uranüs. İşte eski hava tanrısı Uranüs. Kur'an-ı Kerim'de, daha sonra inşallah çizeceğim onu. İnşallah çok kısa bir çizim var onun. Bu kadar iltimasımız olsun Kova evet, Burcu. Evet, evet vaktimiz de Burcu, evet. Birinci bölüm için doldu diyor arkadaşlar. Şunu biz özetliyoruz. Siz, burçlar vardır. Kur'an'daki burçlarla donatılmış İnsan gök tabiri başı boş değildir. Boşuna değildir. Ve her hiçbir peki o zaman bir determinasyon var mı insanın kaderinde, var, toplumların kaderinde? Var hocam. Kaderde dört şey çok esastır. Bir, nerede ne zaman doğacağını bilmemek. Hangi anadan babadan doğacağını, hangi ırktan. Onları Kur'an-ı Kerim veriyor zaten. Bunlar kader. Geriye kalan bizim sınavımız. Ben istersen bu sehpayı kırarım, istersen onarırım. Peki bu gerek burçların etkisi hangi alanda bu? Bizim irade alanımızda mı? Yani burçların etkisi şu hocam. Öyle diyelim. Burç demeyelim. Kaderin etkisi şu. Şu sehpanın bana getirip koyması. Bir şey kırmam lazım ama bir şey getirecek ki kıracağım. Bardağı verin ki kırayım. Yoksa kıramam. Veya 100 milyon bin liram var. Varsa gider filanları alırım. Yoksa mecburum çöplükten ekmek toplamaya. Bu bunun gibi. Bir şeyler benim önüme gelmeden kader kazası şey etmiyor. Yani o evet önüne gelen konusunda ne? Evet. Orası etkili diyorsunuz. Evet. İşte evet. Bu. Evet. Burada bir tarih var. Hangi çağda doğacağım bilmiyorum. Ben seçmedim 1945 yılında doğmayı 14 Şubat'ta. Ben seçmedim. Öyle oldu. Siz de kovasınız. Ben de kovayım. Evet. Bayağı merak etmeye başladım evet. Şimdi. Ve ben seçmedim annemi babamı. Coğrafyayı da seçmedim. Faroe'de doğdum ben. Orada seçmedim. Ben gidip de ta Amerika'ya yakın bir Antarktika adasında doğmayı ben seçmedim. Bunlar bakın tarihi başka, coğrafyası başka. Bir de rızkımı seçemiyorum. Yani benim ömrüm ne kadarsa o kadardır. Şimdi rızkınız dediniz de evet. Bu sizinle de ilgili. Bana gelen telefonlarda sizin çay ve sigara dışında pek yiyecek madde sayılabilecek şeylerle pek ilgili olmadığınız. Hocam ben günde yaklaşık 4 saat uyuyorum. Bir
tam öğün yiyorum. Diğerini kandırmak için yiyorum. Yani siz beni davet etmişseniz size pizza yiyeceksek didiklemeye çalışıyorum. Yani 1,2 diyelim. Öğün yiyorum. Bu az yemenin özelliği ne? Sigaradan bilmiyorum. Kurtulamıyorsunuz da az yiyorsunuz. Bunu marifet olarak mı millet anlatıyorsunuz? Antalya'da bir Akten diye bir arkadaşımız var. Yani Ahmet bu keramet marifet değil tabii. Keramet değil. Marifet değil bu. Tabii çok sigara içiyorsa o felaket oluyor. Ama ona rağmen ayakta duruyorsunuz. Her zaman. Hocam ben iki tasavvuf derneğinde konferans verip geldim. İyi. Yani sizle neredeyse aynı direnci gösteriyoruz. Şimdi bir şey daha. Rağmenlere rağmen. Bir ev size tuttular. Orada yazasınız diye ve yayınlasınlar diye. Ve size belli yerler gösterdiler. Buralardan istediğin alışveriş yap. Biz ödeyeceğiz. Evet. Bir pastane gösterdiler. Evet. Bunların içinden geçmiş yıllarda yalnız pastanede ben söyleyeyim siz doğru mu? 6 milyon bir borç birikti. Korkunç bir rakam. Öbürlerde bir şey yok. Yalnız pastanede 6 milyon. Bu ne yedi bu adam? Ne yaptı burada? Sormuşlar pastaneye. Evet. Pastacı bu birkaç yıl önce pastaneci buradan kilolarla çikolata, şekerleme aldı, bonbon aldı. Çocukları burada kuyruğa dizdi, onlara dağıttı. Hocam, bu para buradan birikti. Bu doğru mu? Doğru hocam. Yani ben öğrenci, aşevi, imarethane, çocuk esirgeme kurumlarına falan anlatamam hocam. Bu benim zaten aşkım hocam. Ama şimdi bunun tam tersi şeylerde bize ulaştı. O bir yaz bir yere gider. Diyelim Burhaniye'ye. Doğru, Burhaniye'ye gittim. Ya, oradan geldim. Ne bileyim zaten. Ben Akça'ya. Oradan, hayır, oradan geldim. Ben bilmiyorum. Doğru, Burhaniye'yi de bilmiyorum. Doğru yani. Evet. Yani söyleniyor. Doğrusu doğrusu. Efendim Bartın'a gider. Siz gitar da çalıyormuşsunuz. Gitar çalıyorum. Tamam. Oradan çok kazanıyorum. Efendim, başka türlü kazanamıyorum. Evet. Gider ve orada bir tane adamı kafalar diyorlar. Kafalar mı? He, yani o yaz ondan işte alır. Gerekli miktarı harcar. Hocam, Allah'a ısmarladık. Ben gitar çalıyorsam. Peki suç duyurusu hocam, olmuyor mu? Yani bizim aldı paralar. Nerede? Hiç böyle bir şey yok. Var mı? Söylüyorlar. Var mı? Evet. Bilen, duyan var mı? Yok. Yoksa pardon, çok affedersiniz. Gitar yaz itibariyle konuşuyorum. Kışın daha düşüyor. 4 milyon lira yevmiye var gitarda. Bilimde yok bu. Bilim bu kadar sersefildir. Şimdi 4 milyon lira yevmiye var. Hocam isteseniz de yiyemezsiniz. Kaç ceket giyersiniz? Kaç arabaya binersiniz? Kaç kravat? O enteresan. Yani gitar diyorsunuz benim... Beni o kurtarıyor. Benim kursak işimi hallediyor. Beni o kurtarıyor. Ben şarkıcı ve gitarcıyım. Beni bu kurtarıyor. Bunda ayıbı yok. Yani peki. Ayıbı da yok bunun. Peki. Evet. Şimdi ben size bila bedel gitar filan da çaldırmadan çay ve pasta ikram edebileceğim. Tamam. Birinci bölümü kapatıyoruz. 23 haberlerinden sonra, 23. saatten sonra tekrar beraber olacağız. Yani 25 dakika filan sonra tekrar beraber olacağız. Siz çayınızı, meyve suyunuzu için, biz de misafirlerimizle bir çay içmeye bakalım. Beraber olmak ümidiyle teşekkürler efendim. Bununla ilgili çok hırpalayıcı, ağır bir üslup. Ondan şikayetçi oluyorsunuz. Hem hansı ezici bir üslup, hem de izleyicilerin bu UFO'larla ilgili tespitler sırasında bir nevi hakarete uğradığını düşünüyorsunuz. Edip Bey burada bilmiyorum öyle bir maksat takip etti mi, yoksa maksadını aşan şeyler mi söyledi? Eğer programı sorumlu tutuyorsanız ben program adına özür dilerim, ama Edip Bey kendisi burada. Ben söz alabilir miyim? Buyur. Tabii UFO'ya inananlar, soğana, sarımsağa tapanlar var memlekette. İneğe tapanlar da var. Bunların insanlar istediklerine inanırlar, istediklerine taparlar. Fakat benim hakkım var, özgürlüğüm var. Bunların yanlış olduğunu, bunların kritik düşünce ürünü bir tavır ve inanç olmadığını iddia etmek. Belki gerizekalı sözünü seçtim. Onun yerine efendim başka biraz daha böyle nazikçe bir kelime, ama aynı anlama gelen bir kelime seçebilirdim. Maalesef ben politikacı değilim.
ben o insanlara sadece derim ki lütfen bir şeye inanırken araştırınız, izleyiniz. Çünkü bir sürü böyle akıllı insanlar, kurnaz insanlar sizin bu saflığınızdan istifade ederek sizi hem ekonomik, hem politik, hem dinsel yönden istismar etmenin yollarını arıyorlar. Onun için lütfen araştırınız, soruşturunuz. Birisi bir şeyi izah ederken bin bir gece masalları gibi şu şöyledir, böyledir efendim, çarklar vardı dönüyor falan derken nerede o çarklar, nasıl, delilin nedir diye sormanız lazım. Pekala. Üslup üsluptur, üslup tartışılmaz efendim. Koç burcu üslubu. Evet. Ne Koç burcu üslubu. O tabi dinleyenlerle editörün arasında bir hadisedir. Ben programa aldığım konukların üslubuna müdahale edemiyorum. Programımın standartları benim tarafımdan korunuyor. Fakat üslup kişilerin kendilerinindir. Şimdi siz bu burçlar meselesini biraz burada donduralım. İstediğiniz kadar hocam. Muharrem Bey bir açıklama yapmak istiyor. Hayır. Bu bağlamlarda. Hayır. Onları da alalım. Bu tamam. Defa toplu bir cevap da olsun. Ondan evet. Sonra Akif Bey kendi düşüncelerini söyleyecek. Buyurun Muharrem. Aslında ben konuşacağım şey genel düşüncemdir de. Evet. Yani. Buyurun, buyurun. Söz sizin. Yalnız biraz süratli. Yani bu akşam Işığa Çağrı'nın böyle sanki uyku seansı gibi biraz canlandırın şunu. Yani ben sizin rahatsızım de. Ona rağmen sizi biraz daha canlı olmaya çağırmak durumunda kalıyorum. Evet. Efendim ben Sayın Ayberk'in kitabını bir ilahiyatçı arkadaş bana çok tavsiye etti. Fakat biz teorik fizikten fazla anlamıyoruz. Bunu bir inceler misiniz dedi. Ben de bir arkadaşta varmış 4 cildini almıştım. Ben çok kitap okuyan biriyim. 1. cildi sanıyorum. Okumaya başladım. 50. sayfaya kadar okudum. Fakat daha öte devam edemedim. 50. sayfaya kadar benim kanaatim bütün kitapların anlatış biçimi, dayanak biçimi, ilmi biçimini 50. sayfaya kadar anladığım için aşırı boş geldi. İlmi ve mantıki değer mevcut olmadığını anladım ve devam edemeyecektim ama piyasada bu kitaplar hakkında soru soranlar olduğu için bir cildin tamamını, o cildin tamamını zoraki okudum. Ve 4 cildi arkadaşa ben buna vakit harcamıyorum dedim ve arkadaşıma teslim ettim. Şimdi neden okumaya devam edemedim? Bilimsel bunların değeri neydi? Çok açık oturumlarda benim ilgimi çeken noksan taraf, çok önemli taraf şurası. Bir iddiaya inanmak için ne lazım? Bir iddianın bilimsel olması, insanı inandırması için ne lazım? Bu yönden yaklaşıldığı takdirde bir görüşün değerlendirmesi bu şekilde yapılabilir. Şimdi bir şeye inanmak için evvela şu bilimsel bilgi meselesi, bilimsel bilgi meselesi, bilimsel bilgi ilim adamları tarafından tarif edilir. Mantıken her zaman ulaşılabilen, şahıslara göre değişmeyen, sebep-sonuç münasebetiyle ulaşılabilen bilgidir, bilimsel bilgi. İkincisi, Kur'an-ı Kerim'de Allah bize delilsiz inanmayı emretmedi. Mesela ayetlerde Allah'ın yarattıklarına bakınız, onun Allah'ın varlığına ve büyüklüğüne deliller vardır şeklinde ayetler vardır. Daha net ayetler evet. Var. Ölümünüz de hayatınız da beyine üzerine olsun diyor. Tabii tabii hocam. O hiçbir şeye lüzum bırakmaz. Tabii delilli evet. Olacak. Delilsiz inanma evet. Emredilmez. Şimdi bir şeyin ispatı delillerle yapılır. Kitaplarda bu unsuru ben görmedim. Sayın Edip arkadaşımız da kitapların içinden okumuş
misal verdi. İki sene önce de okumuştum. İçinden herhangi bir şey de aklımda değil. Ben tek tek aklımda tutarım önemli şeyleri. Şimdi Sayın Ayberk o gün örümcek ağı çizdi. Ayet Ankebut suresi, örümcek suresi oluyor. 41 olacak galiba. 43. 43 mü? Ben 40, hayır, 43'te şey, alimler anlar. Bendeki diyor. Sıra 41. Alimler anlar diyor, evet. 41 ha. Olması lazım. Ha. Şimdi Allah'tan başka veli edinenlerin şeyleri örümcek ağına benzer. En çürük ağ da örümcek ağıdır diyor. Bu da oradan doğruya ne dediği anlaşılıyor. Yorumu falan yok. Yorumu falan kendinin içerisinde. Şimdi orada bir örümcek çizdi o gün. Ama ankebut dişi örümcek. Yani kara dolu vermesi ilginç değil mi? Şimdi ben oradan değil. Yaklaşacağım taraf başka. Evet. Örümcek çizdi ve bir takım şeyler anlattı. Bu sureden bu örümcek ağına nasıl geçildi? Surenin adı zaten o. Nereden anladık o örümcekle bir takım şeyler anlattı? Allah, Rabbi Teala misal verdi. Misal verdi. Onları nereden anladık? Hı? Benim mesela burçlar meselesiyle Kur'an'ın alakası ne? Nasıl kuruldu? İspat edilmesi lazım. Ay Allah'ım, çıkaran Kur'an'ın burcu, misali, ankebutu siz rahatlayın. Şimdi insanlar bir takım affedersiniz öyle yapalım siz yeter ki rahatlayın. İnsanlar bir takım şeyler söyleyebilir. Mesela ben şu anda şöyle bir iddiada bulunsam. Meri'nin üzerinde 8 kişi oturmuş halay çekiyorlar. Aksini ispat edebilir misiniz? Ama pek uymuyor. Uymadı. Şimdi bakın Kur'an madem vesema idati buruç diyor. Halay çekmekten bahsetmiyor. Hiç halay yok. Şey söyleyeceğim efendim ya. Evet. Daha anlatacağım anlatmadım. Evet. 8 kişi oturmuş halay çekiyorlar desem aksini ispat edebilir misiniz? Ha pardon. Yerde halı değil de malı var desem siz de ispat hayır, edin. Hayır bir şey yanlış. Ben bu bir da şey, yanlış. Bir yere varacağım. Hı? Kimse ispat edemez. Niye edemez? Ben orada 8 kişinin o halay çektiğine dair hiç delil ileri sürmedim de ondan ispat edemez. Bir şeyi çürütmek demek, onun delillerini yıkmak demek. Peki, siz Cuma'nın tatırılması istiyor musunuz? Konuyu çok önemli. Hayır, hayır. Tek tek bunları şey etmiyor. Hayır, temel prensip hayır, olarak çok önemli. Taraf var. Hayır, çok önemli. Cuma tatil olsun mu? Konuyla, benim konumla ne alakası var? Var, var. Var. Şimdi kitaplarda... Muhkem ayet. Şimdi ben tahkim konuma, edilmiş ayet bu. Var mı yok mu? Ben konuma devam ediyorum efendim. Peki. Cuma'nın tatil olması diye meselesi bir ayet var mı hocam? Nereden muhkem ayet? Var mı bir ayet? Yok. Yok. Hatta yok. Tersine namazı kılar kılmaz derhal fai takibiyeyle bakın, bakın, yeryüzüne Kur'an'a, dağılın diyor. Allah aşkına, gün tatili yok İslamiyet'te. Halı malı demeyin bakın lütfen. Lütfen demeyin. Cuma suresi 9-10. Ayete bakıyoruz. Ya eyyühellezine aminu. Ey iman edenler. Kadın erkek var. Niye bunu göz ardı ettiniz? Bir. İki. Şimdi siz ben bir daha namaza çağırdığınızda. Ortaya koymadım. Hayır, hayır, hayır. Daha önce hayır, bunu anlayalım. Ben hep dinledim. Hocam. Önce bunu anlayalım, sonra ona girelim. Yaşar Bey, bence hayır, size benim vaktimi alıyor. Ben bir saniye, bu kaybolmasın. Şimdi kaybolmasın. Yazık olur. Yazık olur. Sözümü söyleyip. Yazık olur. Hocam yazık olur. Bitirsin sözünü Muharrem. Şimdi biz sizi burçları anlatırken durdurduk ki çok sıcak bir alandı. Bırakın o, müsaade edin de söylesin. Hocam. Siz konuşacaksınız. Hocam zan, neyse zanla ilgilenip yani, okumayacağım. Meri'nin üzerinde 8 günün halay çekmediğini kimse ispat edemez. Şimdi niye edemez? Halay, şimdi bir defa Muharrem delil mevcut olmadığı için edemez. 50 sayfadan fazla okumadığınıza göre hepsi, birinci cildin hepsini okudum. Ha, okuyamazsınız. Saplantı saplandı demektir. Bir dakika müsaade edin şimdi. Genel prensip tamam, budur. Işte. Delilsiz olarak teorik tamam. Fizikte yani siz sınıf... bunu okudunuz ve delilsiz görüyorsunuz. Delilsiz. Hiç delilsiz yani okuma delilsiz onun için delilsiz. Devam edemedim. Ben de ilmi ilgilenirim bir şeyle. Tamam. Hı. Yani astrofiziğin sizce bağlı olması gereken deliller evet. Burada yok. Teorik bana karşı bir kitap yazın. Bakın sizi ben dinleyeceğim. İsterseniz ben kitabımdan okuyup dinleyeceğim. İspat ettim bile diyemiyorum. Evet. Elma hariç ayet 4 olacak galiba. Hasan Basri Çantay mealiyle şöyle söylüyor. Ruh ve melek de oraya bir günde çıkarlar ki mesafesi 50 bin yıldır diyor.
Ben hesap adamıyım. Mesafe dememiştir Kur'an da. Böyle miktaruhu demiş. Miktarı, mesafesi neyse. Ölçüsü, evet. Evet. 50 bin yıldır saklama, demiş. Saklama, mesafe tabii ayrı ki, bir kavram. Tabii ki, tabii ki. Evet. Şimdi ruh, tefsirciler ruhu Cebrail olarak yapıyorlar. Doğru olduğu kanaatindeyim. Melek, mesafesi 50 bin yıldır diyor. Bunların hızını... Ben doğru oluyor. Ben bunu düzeltmek istiyorum. Tefsirciler doğru mu söylüyormuş oluyor böyle deyince? Bir saniye. Müsaade buyurun. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben bunu hesap etmek istedim. Meleğin hızı nedir diye burada. Kendi kendime. Şimdi bu hesabı yapabilmek için... hangi hızla 50 bin yıldır? Kur'an-ı Kerim'de bunun verilmesi gerekiyordu. Bu verilmemiştir. Mantıken bilinen hızlardan biri olması gerekir dedim. İnsanın yürümesi mi? Uzun yola gitmek için deve hızı mı? At hızı mı? Bu üç hız arasında kuş araştırma yaptım. Kuş uçuşu mu? Yani üzerinde düşündüm. Hayır, İnsan çok uzun yola yürüyerek gitmez. Deve veya at olabilir dedim. Kur'an-ı Kerim'in manası sadece çöle şamil olmaz. Çünkü deve çölde binek hayvanıdır. At dedim. Peki at rafan mı değişik olabilir? At koşmasının ortalama hızı ilmi olarak 60 kilometre saat kabul edilir. 60 kilometre saat hızla 50 bin senede alınan yolu artık bulmak mümkün saate çevirerek. Nasıl? Onu hesap ettim. Ben matematik adamıyım. Nasıl? Bir saniye. Beni de ikna edin. Yani siz fizikten bunu basit bir hesap ortalama. Peki siz o ne ortalama at yürüyüş. Hayır, hayır beni ikna edin. Beni ikna edin. Ortalama kendinizi koymayın ortaya. Beni ikna edin. 60 kilometre saattir. Yani ama yani esas almada deliliniz ne sizin? Nedir? Şimdi ne diyorum bakın. Uzun bir yere gitmek için atın yürümesi olabilir, koşması olabilir. Ha, atlarla mı uğraşıyoruz? Adiyatla uğraşıyoruz. Bakın şimdi ben evet. Müsaade edin ben evet, sözümü bitireyim. Evet. Atın koşmasını kabul ettim. Bu benim kabulüm. Allah razı olsun. Bir yere varacağım. Sayfada fazla okumamış. Koşmasını kabul Allah ettim. Razı olsun. 60 kilometre evet. Saat hızla 50 bin günü saate çevirirseniz, çarparsanız zamanın çarpımı yolu verir. 26,5 milyar kilometre civarında bir boyut çıktı. Hı. Şimdi bunlar bir günde giderler diyor ruh ve melek de oraya. Bir gün 86.400 saniyedir ortalama. 140 saniye. 86.400 saniyedir. 140. Matematikte çarpamazsınız. Güneşi ölçersiniz. 86.140 saniye virgül 362. Neyse ben yuvarlak söylüyorum. Öyle olmak gerek. O hesabı öyle değiştirmez yani. Yok değiştirmez. 86 bin... Burada bir sehpa var. Efendim sözümü kesiyor ve alıyor. Burada bir sehpa var. Bu sehpayı eğer gönyeyi burada sağlam, burada sağlam, burada da eğik şöyle korsanız bir bacak gider. Bir bacak gider, üç bacaklı sehpa olur. Lütfen dikkat. Lütfen dikkat. Bitirsin sözünü. Sözümü bağlamadım ki. Şimdi 86.400 veya 300 bu benim dediğimi fazla değiştirmiyor. Mertebe olarak değiştirmiyor. 86.400'e 26,5 milyarı böldüğüm zaman bir hız, bir sayı çıktı. İnanır mısınız ben felaket heyecanlandım. 304.000 kilometre saniye çıktı. Bu elektromanyetik dalganın hızı, ışık evet, hızıdır. Işık hızı. Kaç evet. Çıktı efendim? 86.400 300.000 kilometre, 304.000 kilometre saniye çıktı. Şimdi at hızını 60 almıştım. 278 efendim. At hızını... Bakın bir bacak uçtu. At evet. Hızını 60 almıştım. Bir bacak gitti. Konuşturmuyor ya. Sehpada bir bacak gitti ama. Gitti ama. At hızını... 3 bacaklı sehpa oldu. Ya söylüyorum ya, müsaade edin. Dakika şunu bitirsin sözünü. Hı. At hızını ben 60 almıştım. 58 de alınabilir. Ben hızlanın dedimse böyle yapmayın. Böyle hızlanmak değil. Bu curcuna. Atla deveyle konuşuyoruz. Artık tamam, gelelim. Tamam konuşun. Efendim deveyle meveyle. Siz başka şeyle konuşun. Evet. Şimdi at hızını 60 almıştım. 300 bin kilometre ışık hızı çıkıyor. Tamam. Kur'an-ı Kerim'de bu. Bu beni çok heyecanlandırdı. Bakın şimdi ben bunu ispat ettim demiyorum işte. Hans Bey'e söyleyeceğim bu. Niye ispat ettim demiyorum. Çünkü at hızını alırken evet, dayanağını... Evet, insan faktörü var burada. Tabii. Yorum var. İnsan faktörü var. Burada yorum var. Ben bunu ispat ettim demiyorum. Gerçekten düşündürücüdür ama. Tabii. Uzun yola gitmek tamam için at hızı alınabilir. Hans Ayberg'in bu insan faktörünü devreye sokma hakkı yok mu? Burada... hayır böyle... Bu şekilde kuvvet iddialar bile, zannı galip bile değil gördüklerim bu bir kitapta. Diyorsunuz. Zannı galip bile değil. Fikriniz böyle. Ve tartışmalarda en çok hocam, noksan gördüğüm... Hocam çok tarafsız, noksan gördüğüm, prensip olarak söylüyorum ben uzun uzun da konuşmayacağım yani. Hocam. Çok objektif hepsi.
Evet. Ben müracaat eden insanlardan alıyorum. Tamam hocam, çok güzel. Daha bu akşam haberlerde Flash TV bağladı beni ve ben çağrı yaptım. Buyurun gelin, ben bu alanı bilmem dedim. Siz anla, o anlatıyor, onu dinliyorum. Siz anlatıyorsunuz, sizi dinliyorum. Evet. Bir defa bu işi başıma sardınız beni. Evet. Sizi biz aldık buraya. Kur'an-ı Kerim'in evren, kozmos anlayışıyla ilgili bir takım bilgiler verelim. Ben de istifade edeyim dedim. Bakın, atlar uğraşıyor. Altı üstüne geldi. Şimdi bunu bilim adamlarının bir şekilde halletmesi lazım. Çağırdık. Hadi gelsinler. Birileri geldi, dediler ki biz yapmayız, girmeyiz. Ama ben istersen faks çekerim. Hocam bu kadar tehlikeli adam değilim ben. Yaşar. Telefonla katılın dedi, konu da yaptı. Burada bir demagoji yapıldı. Evet. Maalesef o demagojiyi siz de yuttunuz. Beni bağışlayın. Evet. Efendim Kur'an'da burç vardır. Kimse inkar etmez. Burçtan bahsediyor. Burç yıldız. O kadarını. Yıldız. He. Ama burçların senin üzerinde, benim üzerindeki etkileri tümüyle bir yorum, bir uydurma, bir spekülasyon. İnsanlar bu hayal. Aman, kimse demiyor ki Kur'an'da ben burç vardır dedim Kur'an'da. He. Gayet tabii. O kadar. Yani bu ama sanki yanlış anlaşıldı. O öyle söyledi. Hayır, sanki Kur'an öyle söyledi. Sanki biz andolsun gökteki burçlara yoktur. Kale burçları demedi Edip Bey. Ama gökteki burçlar dedi. Bir dakika değil, ben muhatap olmak zorunda. Ve burçlara Kur'an yemin ediyorsa ben şimdi bunun bir esprisi olduğunu düşünme hakkım var. Vallahi niye koydu oraya? Ama bu düşünme Kur'an'da o kadar yeminler var ki, farklı yeminler var ki Kur'an'da. Her birinin esprisi var. Yani nefs-i levvameye yemin ediyorsa Kur'an bir esprisi yok. Gayet tabii, şimdi ben tutup da çağa yemin ediyorsa bir esprisi yok. Vallahi, hocam esprisi kime göre şimdi? 20 tane esprisi olan çıkar şahıs şahıs. Efendim siz kime göre alıyorsanız öyle alın. Hayır, sadece onları bağlar. Kur'an-ı Kerim'i böyle hiç ispat olmayan delillerle desteklenirse ve bu deliller yıkıldığı takdirde yıkılan görüş Kur'an'a zarar verir. İlgisi yok. Şimdi konuştuğumuz şudur. Burç geçiyor mu Kur'an'da? Geçmiyor. Burç geçiyor ama ben yemin ediyorum. Sayın Ağabey'in hayalleri geçmiyor. Onu eleştirin ama Kur'an'da burç yoktur demeye getirin. Yok, hayal değil. Vardır. O hayaller yoktur. Ve 40 tane, 1000 tane hayal kurulabilir bu şekilde ispat edilmeden. Lütfen siz uyanın. Onu bilemem. O hayal değil. Bir sürü hayal kurabiliriz ama ispat etmeden. Ben şunu biliyorum. Cenab-ı Hak burçlara yemin etmişse Kur'an-ı Kerim'de bir esprisi var onun. Önemlidir. O Hans'ın dediği midir? Onu bilmiyorum ben. Önemlidir deriz, geçeriz. Çok olağanüstü. Bunun altına çeşitli kitaplar yazılır. Olağanüstü iddialar Hans. Olağanüstü iddialar bu prensiptir. Olağanüstü delil getirir. Yani sen olağanüstü bir iddia, yani her insanın bir hayatına karıştırın demedim sanki. Hiçbir deneysel bir delilin yok bu yaptığın şeyde. Hiçbir bilimsel bir delilin şey yok, yok değil mi? Tümüyle ansiklopedilerinizi açınız diyorum. Evet. Bakınız diyorum Abraham Lincoln'le ve şeye Kennedy'ye. Evet. Diyorum daha delil yok mu? O gayet tabii bazı insanların hayatında olmuş. Bazı ilginç korkunç bir rastlantı mı olmuş? Efendim biraz tabii. Bakın haksızlık oluyor diğer konuklarımıza. Buyurun. Bir şey sormak istiyorum. Şu tartışmadan biraz daha uzaklaşmak için. Evet. Bu kitapları Hans Bey'e sormak istiyorum. Yazarken amacınız neydi? Bilimsel bir şeyleri ispat etmek miydi? Ya da başka bir bulduğunuz bir şeylerin heyecanıyla diğer insanlarla paylaşmak mıydı? Her neyse. Onu bize açıklayabilir misiniz? Niye yazmak gereği hissettiniz? Şimdi bilim paylaşılmak zorunda. Görünmeyen bir paradır bilim ve zekatı verilir. O arkadaş da öyle yapmış, yazmış kitap. Sevgili dostumuz da yapmış, yazmış o kitabı. Zekatı vermiş, bizden çıkmış. Bunda kıtıp yozluk yok. Pintilik yok, cimrilik yok bunda. Bunu vermek zorundayız. Ama verirken yol parasına veriyoruz, kağıt parasına veriyoruz, onu da veriyoruz, bunu da veriyoruz. Eve ölü sinek gibi düşüyoruz böyle. Ben öldüm bittim bugün diye. Biraz da bizi anlayınız. Biraz da bizi anlayınız. Bakın bir şey söyleyeceğim. Benim ateistken ve de şeyken, Yunanlıyken Müslüman olmasına vesile olduğum, hidayete vesile olduğum bir arkadaşım vardı. Kiracımız vardı. Çorap tüccarıydı. İnanın evinde 5 ay geçirdik. Sabaha kadar anlatalım, anlatalım, anlatalım. Yani sizin programınızı alın 5 ay yapın. Bunu yaptım, yaptım bu gayreti. Sonunda bir gün çorap almak istedim. Ne yaptı biliyor musunuz? 75 kuruş rica ediyorum dedi. Tabii. Bir şeylerin parası var, bir şeylerin parası yok. Evet. Bir şeylerin ücreti var, bir şeylerin ücreti yok.
Bu çok yanlış. Bakın ben 75 kuruşu verdim, çorabı aldım. Ama 10 saat konuştunuz. Onun karşılığı yok. Hocam hangi 10 saat? 5 ay kiracım diyorum. Kapı zır çalıyor, geliyor. Ben şunu da soracağım. Merak ediyorum. Tabii. Şunu da soracağım. Reenkarnasyon var mı? Bilmem ne var mı? Soracağım. 5 ay 150 gün geçiyor. Bir çorap 75 kuruş. Yazıklar olsun insanlığın. Bu değer yargısına yazıklar olsun. Bu kağıt paraysa para ediyor. Kağıt kalem ilim değildir. Boştur bu. Boştur. Ama yazarsanız ilim oluyor, fakat çoraptan daha ucuza gidiyor. Yaşasın evet, gitar çalmak. Şimdi hocam, yaşasın. De, evet. Pardon. Şimdi hocam ben de sizden bir söz hak istiyorum. Evet. Şimdi bu konuları tartıştık. Şu mikrofonu biraz kendinize doğru tutun. Evet. Şöyle. Şimdi hocam, yaklaştırmadan. Benim sorum size. Evet. Sanıyorum hatta hani bilgisiz insanlar için, yani bir aydınlatmak açısından. Biliyoruz sizin 30'a yakın eseriniz var. Yani bu eserler hepsi peş peşe birbirini getirmiş veya tamamlayıcı veya meyalleriniz var. Bunların içinde efendim metinli meyaliniz var, sıralı iniş meyaliniz var. Kur'an-ı Kerim, Türkçe çeviri. Yani şimdi meal aynı da evet, tipleri, boyları evet, hazırlanmış. Evet, hepsi değişik. Dizaynları değişik. Evet. Şimdi bu alt dilinde bazılarımız sanıyorum bilmiyorlar. Bunları aydınlatmak açısından sormak istiyorum. Bir insan haddim indirmek için metinli bir meali baştan sonuna kadar bitirdikten sonra haddim indirmiş sayılır mı hocam? Bunu halkımızın aydınlanması açısından hani bilmeyenler yani, için. Yani çevresini okursa. Tabii tamamını mesela abdestini okur, alacak. Tamamını bitirecek. Peki, belli bir kısım. Ben size bir ay zarfında veya. Ben size bir şey sorayım. Kur'an Cenab-ı Hakk'ın insana ne dediğini, ondan ne istediğini anlatmak için geldi. Evet. Şimdi Allah'ın ne dediğini anlamak üzere okuyan bir adam hatim sevabı almıyor da ne demek istediğini anlamamak üzere okuyan nasıl sevap alıyor? Yani evet, o anlamamak üzere okuyan sevabı alsın. Ona biz bir şey demiyoruz. Allah'ın hazinesi sonsuzdur. Ama şu Kur'an-ı Kerim'i kendi dilinde ne dediğini anlamak için okuyanların sevap alması niye bizi rahatsız ediyor? O zaman şu... En ideal hatim Kur'an'ı kendi dilinde okumaktır. Kendi dilinde okumaktır. Evet efendim. Tamam. Öbürüne bir şey demiyoruz. O sevabını alsın. Ama en ideali odur. Çünkü bu kitabı Allah benim kullarım okusun, benim irademin tecelli ettiği bu kitapta ne diyorum bunu öğrensinler diye gönderdi. Evet. Müsaade edin de bunu öğrenmek için okuyan da sevap alsın. Zaman, bu zulmü yapmayın bu kitleye. Öbürü alsın, ona bir şey dediğimiz yok. Olsun, oku. Ömürler boyu anlamadan okusun, sevap da alsın. O zaman şimdi Arapça bilmeyenler sığınamayacak hocam. Ama anlamak Arapça için okuyanların ya, sevap almasına niye engel oluyorsunuz? Bu zulüm değil de nedir, söyler misiniz bana? Evet. Siz yapmıyorsunuz bunu ama evet, bunu yapanlara alet olmayın. Evet hocam. Teşekkür evet, ederim hocam. Anlaşılsın diye diyor Kur'an-ı Kerim'de. Buyurun lütfen ayet söyleyin. Hepiniz bu işin insanısınız. Evet. Yani Kur'an'da taakkul diye bir şey var. Aklını işletmeyenlerin üzerine Allah pislik yağdırırım diyor. Söylüyor bunu kitabında. Böyle Hans'ın teorisi falan söylemiyor mu? Yec'alullahu ricse alellezine la yaakilun diyor. Aklı olmayan demiyor. Aklı olur ama işletmese aklını pislik yağdırırım üzerine diyor. Şimdi söyler misiniz? Bir kitabın ne demek istediğini anlamak üzere okuyan insanları sevap alamaz ilan ediyorsunuz. Bu kitap niye gelmiştir? Anlamamak üzere okuyanlar sevap alacak, anlamak üzere okuyanlar sevap almayacak. Allah böyle bir zulümden münezzehtir. Bunu yapanlar bu hesabı nasıl verecekler? Efendim ikisi de alsın. Ne engel var? Ama bırakın her şeyden önce ne diyor Cenab-ı Hak benden ne istiyor diye o niyette okuyan insan sevap alsın. Bunu artık bu milletin bu engizisyon zulmünü, bu Kur'an'ın yıttığı, yıktığı ortaçağ karanlığından İslam'a aktarılmış bu engizisyon zulmünü bu milletin yakasından artık sıyırıp atalım. Allah nurunu tamamlayacak. Kendi dilinden okuyanlar evvela en çok sevap alırlar. Çünkü ne demek istediğini anlamak gibi bir niyetleri var. Kur'an da bunu istiyor zaten. Efendim itirazınız varsa söyleyin. Anlamadığı şeyden hesaba çeker mi hocam? Abi, Allah? Buyur. Evet, elinizde buyur, bir İtalyanca kitap var. Allah oku emrini verir mi? Ayet var, size gücümüzün yettiğince mesul tutarız. Takatimizin üstünde evet, fazla yükletmeyeceğiz evet, diyor. Evet.
anlamadığın halde sizde sizi mesul tutar mı? Muharrem Bey, diyorlar ki siz anlama işini bize bırakın. Siz zaten diyorum diyor yamuk anlarsınız. Sizin diyor zaten ya ne demeye getiriyorsa bize vesayet altında olun. Bize vekalet verin. Bize ihale edin o işi. Biz size söyleriz. Nasıl söyleriz? Ne kadar söyleriz? O bize ait. Aynı şekilde Hristiyanlıkta da oldu. Hristiyan. Efendim ortaçağ Engizisyon zulmünün Hristiyanlıkta omurgasıdır bu. Ya çevre nedir? İncil'in çevresini yüzyıllarca yasakladı. Hatta İncil'i ilk çeviren kişi Tindal'dı galiba. O öldürüldü. Yani şey niye yaptın, yani diye, niye yaptın diye öldürüldü. Çünkü insanların anlamasını istemiyorlar. İyi okuyunca, Muhammed bin Hamza'yı öldürmemişler. Evet. Çünkü ta yüzyıllar önce yapmıyorsam Hazreti Ali'den nakil. Kütüb-i Sitte'de gördüm. Anlaşılmadan okuna yapılan kıraatte hayır yoktur. Yani hadiste diyorsa bu kısmı. Hazreti Ali'ye başkası yakışır mıydı? Elbette. Geçen gördüm ben Kütüb-i Sitte'de. Evet. Evet, şimdi Akif Bey, siz bir şey diyordunuz demin bu yayınlarla. Siz çünkü Türkiye'nin en güçlü yayın kuruluşlarından birinin de temsilcisisiniz. Yani bir kitap dergisi yazarı ama onun ötesinde yılların yayıncısısınız. Bu Diyanet meselesiyle ilgili bir şey söyleyeceğim dediniz ve ondan sonra Hans'a yönelteceğiniz sorularınız. Evet, benim sorum fazla yalnız hepsini bitirebilecek. Peki, buyur hocam. Çok kısa cevap vereceğim. Hepsi soracağım. Karşılıklı çok şey yaparız. Müsaade buyurur musunuz? Tekli tekli. Evet, lütfen. Evet. Evet. Şimdi az önce bir telefon görüşmesi oldu ve arkadaş sizin kitaplarınızın yasaklandığını söyledi Diyanet'te. Öyle bir tabir kullandı. Onu bir düzelteyim ve biz sizin kitaplarınızın dağıtıcısıyız. Böyle bir yasaklama yoktur. Ama kişiler kendi bünyelerinde gönlünü satmayabilir. Yani resmi yasaklama yok. Kesinlikle yok. Çok da fazla satılıyor. İkinci bir konu daha vardı yine arkadaşın söylediği. Dedi ki Hans Eyberg, Ahmet Hulusi ve sizin için sizler Kur'an'a bilimsel yaklaşıyorsunuz. Evet. Ve bir zenginlik, bir çeşit arz ediyorsunuz. Onun için size bir ambargo var diyerek yani bu üç kişiyi sanki bir kategoride gibi mütalaa ettiler. Bu bir yanlışlıktır. Yani bunu düzeltmek istiyorum. Buyurun. Çünkü ben çok okuyan birisi olarak sizin bütün kitaplarınızı okudum. Ahmet Hulusi Bey'in de yarısını okudum. Sayın Hans Eyberg'in de çok önce 90'da bir tane kitabını okumuştum. Sonradan bu konular gündeme gelince hepsini okudum. Hepsini. Şu an 7'sini birden okudum. Yani 7'si üzerinde konuşacağız. Yani ben bütün bu üç kişinin fikriyatını tam olarak biliyorum. Şimdi Ahmet Hulusi Bey ile Sayın Hans Eyberg aynı kategoride mütalaa edebilir. Hatta bir ilgi de yani olabilir aralarında. Şöyle ki aynı şeyleri söylüyorlar. Söylem aynı. Tarz aynı. Müşteri de aynı. Hepsi aynı. Fakat yani sizi bunların yanına koyamayız. Evet. Koyamayız. Kesinlikle koyamayız. Ben bunu açıklamak ihtiyacı da duydum. Bunu teşekkür ediyorum. Akif Kerimoğlu arkadaşımız hakikaten çok okuyan ve çok da yazan ama güzel de yazan bir arkadaşımızdır. Şimdi bugünkü konuyla ilgili tespitleriniz nelerdir? Onları bir açın ve evet. Sayın Eyberg onlara da cevaplar versin. Şimdi Sayın Eyberg, ben bir şey önce cevap vermek istiyorum. Affedersiniz. Çok buyurun. Çabuk. Ben gerçekten kuantum fizikçisiyim. Beni aynı kefeye nasıl koyuyorsunuz? Bunu anlayamadım. Konuşurken açılacak. Sayın Eyberg. Konuşurken açılacak. Halk arasında bu kanaat var. Ben size söyleyeyim. Varsa müsaade beni eder bağlamaz. Hocam benim efendim, yani var. Ben ispatlarım. Evet. Bu lacivert. Ben ispatlarım. Hans Bey, benim de esas mesleğim mühendisliktir. Yani ben ispatlı konuşan bir insanım. İspatlı dinleyen de bir insanım. Yani İspat Ahmet Hulusi Bey'le Eyberg arasında bir... Tabii. Kesinlikle. Nasıl çok, bir şey? Çok tam bir... Hayır efendim, ben medyatik değilim. Ben ortada yokum. Beni bulamıyorsunuz. O da bir arkadaş da yok meydanda. Nerede? O da kayıp. Yani nerede Ankara'da oldu bilirsiniz. Ankara'da kuyumcu efendim. İsmini bile kullanmıyor. İstediğiniz zaman bulun. Hayır efendim. Kendimi tenzih ederim. Yani ben onunla aynı kefeye konmak istemiyorum diyorsunuz. Koyamazsınız. Evet. Şimdi konuştukça çıkacak onu. onu. Bekliyoruz. Evet. Şimdi yalnız tabii ben size tek tek soracağım. Tek tek yürüyelim ki bir mesafe alma imkanı olsun.
Şimdi kitaplarınızın tamamında sizin bir zikzak diye bir ekolün mensubu olduğunuzu söylüyorsunuz. Evet. Bu ekolü bize bir tanıtır mısınız? Yani bu, nedir bu ekol? Annesi babası Müslüman olmayan herkes, siz dahil evet. olabilirsiniz, girer. Böyle bir ekol. Devam edelim. İki. Böyle bir ekol diyorsunuz. Yani mukallit yok, muhakkik evet. var. Evet. Bu ekolü kim kurdu? Mevlana Ali Bağdadi diye rivayet ederler. 1820 ben tanımıyorum, görmedim. Mevlana yani, Halid-i Bağdadi. Nakşiliğin öncülerinden biri. Bilemem. Ben bilirim, benim hocam, branşımın adamı. Tabii ki. O Mevlana Halid. Ben görmedim mi? Hocam. Nereden ilerledi? Bana demedi, el vermedi. İcazet nasıl vermedi. Ona izafe ediyorsunuz bunu? Kuşaklar bu hocam. Yani sizi 5 kuşak sonraki çocuğunuz tanımayabilir ama sizsinizdir. Yani bu Öztürk'tür yani. Bu zikzak teorisi oraya mı? Teori değil, öğreti. Öğreti. Oraya dayanıyor. Evet. Evet, oraya dayanıyor. Oraya dayanıyor ve şöyle dayanıyor. Devam. Delil ne? Yani çabuk, sizin kitabınızda delil söylediniz. Diyor. Sana hiçbir delil yetişmez. Zaten kitaplarınızda delil, delil yok. Belli ki çok, Kur'an'ı kim indirdi? Çok yoğun ve derin gidecek. Bir telefon var, onu alalım, beklemesin Kur'an'ı arkadaşım. Kur'an'ı kim indirdi delil? Buyurun efendim. Alo. Bulamam. Buyurun. İyi akşamlar efendim. Biraz sesli, buyurun. Alo. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bursa'dan arıyorum. Evet. Adım Ömer Özaydın. Buyur Ömer Bey. İyi akşamlar Öztürk Bey. Sağ olun. Ben Ayberk'in okuyucusuyum. Evet. 7 kitabını da okudum. Bu 7 kitabından da çok iyi sonuçlar aldığıma inanıyorum. Evet. Şimdi şunu sormak istiyorum. Ayberk neden bu programı bekledi ortaya çıkmak için? Bir, Ayberk niye kendisini ispatlıyor? Neyi ispatlayacak? İktidar grubunu az önce sordu Akif Bey. İktidar grubunu açıklarsa bence çok daha inandırıcı olacak. İktidar grubu çünkü onun en iyi ispatı olacaktır. Artı bence az önce de siz bir şeyi açıkladınız. Edip Bey'le ilgili olarak. Edip Bey bu işi çok basite indirgiyor. Acaba Edip Bey bir kitap yazdı mı? Yazdıysa kaç kişi okudu? UFO'lardan bahsediyor. Herhalde Amerika'da Unknown Flying Object öğrenmiş İngilizceyi. Onu iyi söyledi. Fakat eğer Ayberk'e sorarlarsa UFO'ların nereden geldiğini çok iyi anlatacaktır. Artı Muharrem Bey yine o şekilde anlattı ki hiçbir şey anlayamadık daha doğrusu. Hiçbir şey anlayamadık. Ayberk lütfen not alsın. Benim bu söylediklerimi açıklarsa birçok insan sanıyorum rahatlayacaktır, bilgi sahibi olacaktır. Bir de şunu söylemek istiyorum. Konuşmacılar çok daha dikkatli seçilebilmeliydi. Sağ olun, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ ol. İyi akşamlar. Evet. Evet. Şimdi burayla birlikte arkadaşımızın sorusunu da dikkate alırsınız. Şimdi zaten arkadaşımıza cevap vermiş oluyoruz. Çünkü zikzaka girdik. Oradan. Ben hızlı gitmek açısından sizin kitaplarınızda yazdığınızı söylüyorum. Bu zikzak ekolünü Mevlana Halid-i Bağdadi kurmuştur. Hazreti Hızır da tezkire vermiştir. Hızır tezkiresi vermiştir. Ben okumadım, vermiştir. Görmedim. Hızır tezkiresi vermiştir. Bakın, bu Hızır tezkiresi Abdülkadir Geylani'ye de ulaşıyor. Doğu'da Abdülkadir Geylani... Gözümle görmedim. Ama kitaplarınıza yazmışsınız. Dedim ki, bakın, ben rüyamda Resulullah Efendimiz de gördüm. Efendimiz de gördüm. Evet. Ve orada bir dipnot koydum. Evet. Bu rüyayı ben gördüm. Onu da okudum. Şahidim yok dedim. Evet. Bu rüyayı ben gördüm diye benim peşime gelmeyin dedim. Aman dikkat. Peki. Aman dikkat. Rüyanın şahidi yoktur. Şimdi, ben gördüm. Tek başıma gördüm. Yani neçede bu zikzak ekolü. Siz yoktunuz yanında. Evet. Hazreti Hızır'ın Hızır tezkiresine göre anayasası o. Öyle kurulmuş. Abdülkadir Geylani var devrede. O Abdülkadir Geylani'ye el ve yetki veriyor Kırklar Meclisi'nde. Mevlana Halid-i Bağdadi giriyor devreye. Fakat Mevlana Halid-i Bağdadi bu işin piri. Asıl piri bu. Ve Abdülkadir Geylani'yi de aşıyor. Hatta Hazreti Hızır'ın makamına göz koyuyor. Öyle mi efendim? Yanlış efendim. Hayır. Şimdi yanlış derseniz kitaptan bunu çıkartırmaz. Baştan oturup okuyamayacağımıza göre ben size özetleyeyim.
benim diyor mihmandarım, kılavuzum diyor. Bakın dikkat, kelimeyi güzel seçin. Evet. İnisiyatörüm benim kılavuzum tuttu diyor. Şöyle şöyle alemleri gezdirdi diyor. Bakın dikkat, kim kim peşinden gidiyor. Aman aman dikkat. Aman dikkat. Mevlana şimdi... Halil-i Bağdat değil mi rehber oluyor Hazreti Hızır? Anlamadım. Ben bilemem efendim. O yıllarda yaşamadım. Yani öyle miydi? Hayır, o yıllarda yaşamadım. 3000 sene önce Hazreti Hızır ne geziyor? Bakın, Mevlana Halil-i Bağdat değil mi? Söylencidir, söylentidir. Ben görmedim. Peki. Ben bir rüya gördüm, sen görmedin, yanında yoktun diyorum. Bilimsel bundan daha güzel dürüstlük, mertlik olur mu? Bilimsel olduğunu iddia ama bir taraflı bir insanlara bu namertliktir. Ben yapacağım hiçbir şey yok. Yani bundan güzel mertlik var mı? Sayın Ayberk, siz de Hazreti Hızır için 7000 yaşında diyorsunuz kitabınızda, 7000 yaşında. Kur'an diyor ki, bütün canlar ölecektir diyor. Bir insan nasıl 7000 yıl yaşar? Küllü nefsin zayikatül mevt. Evet, bu doğru. Ama geçen... şey izlediniz mi? Tabii izledim. İzlediniz mi? Evet. Peki izin verir misiniz bunu anlatmamı? Kısaysa tabii anlatın çünkü benim sorum çok. Kısa olmuyor. Çizilmesi gerekiyor. Yok, ve mutmain olacaksınız. Yok ben... Ha siz değil. Şey önemli. Bu Hızır sevgili izleyiciler. Bir kere Hızır diye bir şey yok Kur'an'da. Yoktur canım. Yani, Hızır nedir? Bir uydurma. Yani, uydurma. Kesinlikle. Şimdi evet. Kur'an'da var mı yok mu? Hayır. Kur'an'da Hızır ismi geçmiyor. Yok. Ha, Hızır mı geçmiş? İsmi geçmiyor. Kur'an'da Musa'ya hayır, bu adam melektir. Musa'ya öğreten melek kişi mi? Melektir ve o işlere sahip. Delili göster. Delil meleklerin ve insanların sorumluluğunun tarifidir. Delil melekler yok. Delil Kur'an'ın bütünü. Çünkü melekler kendilerine emredenini yaparlar. Melek senin canını benim canıma alır, o katil olmaz. Ama ben gelip senin canını alsam ben katil olurum, mesul olurum. Bunlar demagoji. Dinle. Dinle. Bu adam melek mi? Oradaki kişi Hızır'ın. Orada tabii oradaki Hızır kişi Hızır dediğin adam melek mi? Hızır dedi. Değil. Hızır diye bir isim geçmiyor. Peki. Oradaki Musa'nın ha? öğretmeni ha? bir çocuğun canını alıyor ve sorumlu olmuyor. Ona öğretiyor. Peygamberlere, meleklere öğretici oluyor. Taşma bahasına lütfen Kehf suresini bana izin verin. Bir okuyacağım, bir de pir okuyacağım. Lütfen. Hızır yok orada. Melek yok, yok ama bir şey anlatacağım. Evet. Hocam çok önemli. Hızır yok. Hocam böyle kolay değil. Bir şunları bir süratle bitiyor. Kul diyor efendim. Kul diyor. İnsan olması lazım. 3000 sene önce. Gördünüz mü? Kehf suresinde Hazreti Musa'nın arkadaşlık yapmıştır. Peygamberimizin, İnsan olması lazım. Peygamberimizin hadisi var. 100 yıl sonra hiç kimse kalmayacak diye hadisi var. İnsansa kim? Ve sana ebediyet vermedik diye peygamberimize ayet var. Öyle nasıl mi oluyor Hazreti Hızır? Halid-i Bağdadi'nin zamanında yaşıyordu, önderlik yapıyor. Şimdi ben burada bir şey sormak istiyorum. Beni çok ilgilendiriyor o. Evet hocam. Yani tuhafıma gidiyor. Evet. İnsan olarak acabalar getiriyor gündeme. Evet hocam. Siz telefonla katıldınız ya ilk benim programa. Işığa Çağrı'ya katıldınız. Ertesi gün bazı insanlar sizin için telefonlar ettiler. Evet. Fincancı bu insanlar katıldı. Benim bildiğim insanlardı. Fincancı katıldı. Ve sizi önceleri bu Hızır mızır meseleleri yüzünden bu alana çok sıcak bakan insanlar oldukları için evet, bayağı yani Evliyaullah'tan el almış, onların himayesinde işte çok yukarılarda görüyorlardı. O akşam ne oldu? Siz ne dediniz? Ben birçoğunu unuttum da. Ne hocam, dediniz ki birden... mümkün değil. Banttan izlemek lazım. Yani ben o an... Ama aynı insanlar o akşamdan sonra tamamen değiştiler. Yani ne kötü oldu mu oldu? Yani tam aleyküm tersini oldu söylemeye başladılar. Ne, pardon. O, sizin için. Ne dediniz o akşam? Niye rahatsız oldular acaba? Şey, hadislerle pek aram iyi değil dedim. O mu acaba? Ama... Yani benim sahih evet, zannettiğimiz hadislerin... Hocam ben müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. Dedim, o mu acaba? Bu sorum Hans Bey'e karşı olan üç konuşmacı ile ilgili ama Edip Bey'i ayrı tutacağım. Çünkü Edip Bey diğer insanlara geri zekalı derken herhalde kendisi çok üstün zekalı. Çünkü üç satır okumayla bir kitabın hakkında fikir yürütebildi. Peki bu yedi tane kitabın içinde hiç mi akla mantığa yakın bir şey yok? Yani olumlu gelen size bir şey. Hep mi eleştirici? Çünkü bir insanın yedi tane kitabı safsaklama olarak yazması için hakikaten çok zeki olması lazım. Yedi kitabı doldurabilmek için. Evet.
Siz bu kitapları okudunuz mu? Hayır, ben hiç okumadım ama yani bir insanın hakikaten çok zeki olması lazım. 7 kitabı dolduracak kadar savsak bir şeyler yazabilmesi için. Evet. Siz 7 kitaba deli 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 diye yazın, bitiremezsiniz. Kopyacı da olabilir. Gösterin. Herkes olabilir. Sizin olduğunuz ne malum? Getirin, yani bu bilgileri nereden kazandınız? Siz mühendissiniz, ben de mühendisim. Mantık adamı. Yok ki. Onu da gösteririm. Neyi? Yani siz, benim kitabımdan yaptığın apartmanları söyleyeyim mi? Bir dakika. Benim kitabımdan yaptığın apartmanlar var. Ben Kur'an En Büyük Mucize kitabında, çünkü senin tarih baktım, benim kitabımdan daha sonra ilk basılış tarihi. Benim Kur'an En Büyük Mucize daha önceydi. Orada yaptığım bazı yorumlar vardır. O yorumlardan aynı apartmanlar, mesela aya gidilmesiyle ilgili ayet, onunla ilgili yaptığım yorumlar, ki ilk defa ben yaptım o yorumları. Doğru olup olmadığını iddia etmiyorum. Fakat apartman yapmışsın. Hocam. Ve dipnotta vermemişsin. Kalple bir şey söylüyorum. Evet. Ben bu arkadaşın sadece tercümelerini biliyorum. Ahmet Didat'tan vesaire. Onun arkasındaydı. O Kur'an En Büyük Mucize'nin arkasındaydı. Okumadım. Evet. Ben sadece Ahmet Didat'la Halife ile ilgili... O gayet abi. Yani hayır, bir şey söylüyorum. Ben arkadaşa cevap vereyim arkadaşa. Evet. Bakın şimdi, bir daha söyleyeyim. Arkadaşım. Arkadaşımın cevap kitabını okumadım. Çevirdiği kitapları okudum. Pardon Hans Bey. Şimdi evet. Bakın, çevirdiğin kitabın içerisindeydi. Pardon. Aynı kitabın arkasında. Ahmet Didat'la birlikte. Ahmet Didat'ın bize. Kur'an En Büyük Mucize kitabı. Kur'an Mucizesi'ni okudum. He, onun arkasında, onun yarısı benim çalışmalarımdı. Ve burada birkaç tane aynı sözleri... Yayınladığına göre ambargo... Yok, gayet güzel. Ben hiç söylemeyecektim. Ama bunu böyle iddia etmesi, hata, gizlemesi... Yani neyi mesele, gizliyorum? Yok, mesele iddialarda bulunması. Benim ilmim senden istemiyor. Demek ki doğru şeyler kesinlikle var içinde. Senden de aldığını... Ya hangi bir kitabı açtığının herhangi bir şey... Elbette doğrular olacak. Ne? Hocam Edip Bey'le bir dakika müsaade isteyebilirim. Benim buraya gelme sebebim... Ben Müslüman bir ailenin çocuğuyum. Fakat benim Müslümanlıkla ilgili bilgim çok az. Ben Fatiha'yı bile bilmiyorum ezbere. Ben bundan utanmıyorum, sıkılmıyorum. Ben bunu açıkça söylüyorum. Hatta annem beni eleştiriyor. Oğlum bir Fatiha'yı bile ezberleyemedin diyor. Ben Allah'a dua ederken Türkçe dua ediyorum. Ama sevap ama değil. Ben bunu bilmiyorum. Ben 3 yaşında bir oğlum var. Nereden çıkarıyorsun sevap olmadığını? Hayır, sevap veya değil diyorum. Bilmiyorum diyorum. Kendi koluna kelepçe niye vuruyorsun ya? Allah'ım diyorum. 3 yaşında bir oğlum var. Allah'ım diyorum duamın sonunda. Oğlumu diyorum vatana, millete, anasına, babasına hayırlı bir evlat yap. Allah bu dili bilmiyor mu, Türkçeyi? Biliyor. Tamam, ama Fatiha'yı ezberleyin tabi, o ayrı. O çünkü dininizin kitabının bir parçasıdır. Ama dua etmek meselesine geldiniz mi, Allah esas bildiğiniz dille yaptığınız duayı kabul eder. Çünkü onu duyarak yaparsınız. Öbürü teyipten, banttan cihazın okuması türündendir. Teşekkür ederim. Bunları katmayın birbirine. Yani Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'dir, o ayrı bir hadise. Ama dua etmek olarak aldınız mı? Herkes kendi dilinde dua etsin. Esas dua odur. İçimden gelerek konuşuyorum. İçimden ha. Gelerek yazıyorum. İçinizden gelmezse dua olmaz. Slogan olur. Evet. Bunu bileceksiniz. Yani kendi kendinize kötülük etmeyin. Cevap vereyim mi arkadaşım? Bir şey de ben söyleyeyim. Siz cevabını, size şimdi, önceki sözünüzle cevabınızı cevap ben, bana sorunu sormuştunuz. Şimdi ben bu 7 kitabı tam tarama olarak okudum. ve aykırı gördüğüm fikirleri kırmızıyla çizdim. Doğru olanlar da vardı içinde. Onları yeşille çizdim. Burada şimdi tarayarak ben size çay arasında yeşil ve kırmızıları gösteririm. Şimdi bu sonradan bir baktığımda yeşille çizdiğim konular zaten Kur'an ayeti aynı alınıp oraya yazılmıştır. Buna bir şey diyemeyiz ki. Veya fizik kitaplarından bilgi alınmış. Deniliyor ki elektron protonun etrafında dönüyor. Yani buna ne diyebiliriz? Veya beyaz renk diyor, yedi renkten meydana gelmiştir diyor. Demin sinüs eğrisini çizdi. Sinüs eğrisi bütün matematikçilerin, mühendislerin bildiği bir şey. Bunlara bir şey demiyoruz. Ama bunları sonradan ayetlere getirip bağlayıp da yorum yaptığı zaman yorumların tamamı yanlış. Bir tane doğru ben bulamadım. Ayetleri nasıl bir tane bulamadım. Kur'an peki, şey hepsi yanlış. Salfal nedir sizce? Nasıl bağlıyor? Salfal nedir? Efendim? Salfal. Anlayamadım. Salsal. Kur'an'da var ya, salsal. Meşhur. Bizim şimdi bu iddia... Balçık diyelim ya. Hayır, bakın. Şimdi... O kadarcık mı? Neyse sen... Hans Bey, kaç yaşınızdan sonra Müslüman oldunuz? Bir kelime üzerinde kitap yazabilirsin, spekülasyon yapabilirsin. Hiçbir deliğin olmadan. Tabii. Yani aynı usulü... Hans Bey, pardon. Kaç yaşından sonra Müslüman oldunuz? Tam 20,5 yaşımda. Tam. Ve sizi tebrik ediyorum ben. Teşekkür ederim. Sizi tebrik ediyorum. Birçok Müslümanım diye geçinenden çok daha fazla Müslümansınız benim gözümde. İnşallah. Yani taklidi imandan çok tahkiki iman değerlidir. Ve hepimiz için geçerlidir çünkü ayet var.
Ey iman edenler, iman edin. Bu çok önemli. Ve bu konuşmalardan dolayı da kimsenin zarar gördüğüne de inanmıyorum ben. Hayır, yarar görürler. Yarar görürler. Kesinlikle. Tabii. Evet, Akif Bey. Evet. Sen bitirmişsin bu işleri. Sen biteceksin. Bitmiş, bitmiş. Evet. Sen bitirmişsin. Şimdi işte. Devam ediyorum. Şimdi Mevlana Halid-i Bağdadi doğuda Ekim diye müstahar isim bu. Evet. Ekim veya Ekim. Tepedelenlioğlu mu yoksa? Parantezinde Tepedelenlioğlu denmiş. Evet. Sınıflarınız da var. Var, biliyorum. Evet, Tepedelenlioğlu. Nakil bu. Doğudaki vekili bu. Battaki vekili de Kalme Alen diye birisi ve Hızır tezkiyesi. Bunlar bilimi götürüyor. Bunlar eski şeyler. Benim yaşamadığım çağdaki şeyler. Bunu es geçmemiz lazım. Yani hayır, başka bir gün sevgili dostlar, başka bir gün, başka bir uzun bir zamanda lütfen konuşalım. Niye sokuyorsun bunları kitabına? Amaç insanları istismar etmeye. Ben Hızır'la alakam var, şunlarla ben bir benim insan hiç alakam olmadı. İnsanları sürmek, bütün mesele kitabını sattırmak ve otorite edinmek. Seninki gibi. Açık. Açık yani. Peki, katılıyorum. Sayın açık. Sayın Ayrak, siz açık. Bilim adamı olduğunu iddia ediyorsunuz. Bilim adamı olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Burada gene kitabınızdan söylüyorum. Bu Karl May Allen 1940'da Amerika'da tılsım ve vefk ile muska yaparak kendisine görünmez oluyor. Yani görünmezliğe geçiyor. Bu Mevlana Halid-i Bağdadi'nin batıdaki temsilcisi. Gene bu zikzak grubundan. O grubun Hans Bey'in üstündeki adam. Hans Bey ona bağlı. Ya ve üstte. Arada hocam 200 yıl var ya. Hocam bir gariplikler var. Hızır, tabii garip. Hızır'la aramızda kaç bin yıl var? Peki o zaman Hızır'ı taşlarını yok edin. Onu yaşattınız. Bunlar yok değil. Hayır, Hızır'ı da yaşatıyorsunuz. Hayır, mezar taşlarını yok edin. Ayrıca işte Hızır bak, yaşamaz. Ama öyle yazıyorsunuz. 7 bin yaşında ölür, diyorsunuz. Canım, ölür Hızır. 7 bin yaşında diyorsunuz Hızır. Tabii Hızır ölür. Ve Hızır ne zaman ölecek? Hızır, İsa peygamberle beraber tekrar dünyaya gelecekler. Deccal'la savaşırken Hızır şehit edilecek. Bu bilimsel kitabından yaşında. Bu da mı bilimsel? Evet, bu da mı bilimsel? İşte sizin kitabınızdan. Kitabınızdan söylüyorum. Hangisi bilimsel? Sizin teziniz ne? Ben diyorum böyle bir şey olmaz mı, saçmalık? Hızır olmaz. Tezi Hızır diye ne? Zaten Hızır ismini siz koydunuz. Orada Kur'an'da belirtilen. Ben koymadım. Allah katından bilgilendirilmiş bir kuldur. Bilgili bir kul. Hızır ismini ona siz koydunuz. Nereden sonra çıkardım ben? Bu ayrı bir edebiyattır zaten. Ben sadece aldım. Aldım. Olanı aldım. Nereden alıyorsun? Yani siz bu Allah bunlar Allah. Menkabevi bilgilerdir. Farkları bağlamaz ve aldım. Hatta rüya gördüm Resulullah Efendimizle ilgili. Emanetlerim şurada, naaşım burada dedi. Ya Tervalı yer Medine ayrı, İstanbul ayrı gösterdi. Ha ben bunu yazdım ama inanmayın. Ben gördüm. Niye yazıyorsun ki madem ki inanmaktayız? Şahit bu sen... dürüstlük bu. Yok. Bu dürüstlük. Bir kere Kur'an-ı Kerim. Bile suratlar uçuyor, havaya uçuyor. Kur'an-ı her Kerim gün. Bizim rüyalarla her hareket etmemizi istemez. Her gün uçuyor. Belki dürüstlük. Rüyalarla Muhammed'i gördüm diye halka palavralarla milleti sümüren bir sürü şeyhçikler şeyler vardır maalesef. Tamam. Ben ne yaptım? Yani senin onlardan hiçbir farkın yok. Bir, buna hayır. İnanmayın diyorsun. Göremez ama kitabına yazıyorsun. Rüyada görür de görür. Delil olmaz başkaları için. Yani yazın, onun ölçüleri konuşur. Esbab ölüm değildir. Şeyhler, delil olmaz mı? Ama rüya görmesine engel olmaz. Zizan bütün teorisi bu hirafeler, bu hikayeler, iddialar üzerinden kuruluyor. Delil yapmıyorum olur, diyor ama görebilir. Yani rüya görmeye engel ben mi tabii, var? Ben tabii. O kadar. Ama delilim yok diyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Geçen hafta bu programı izledim ve çok beğendim. Bugün buraya özellikle geldim ve güzel bir hocamızla Hans Bey arasında olacak şeyler, konuşmalarından istifade edelim diye. Fakat Edip Beyefendi devamlı taarruzda, neden bu kadar bilgin bir insansınız, yazarsınız ve bu insan sonradan Müslüman olmuş, buna saygı duymak gerekirken neden bu kadar üstüne gidiyorsunuz? Bir kere sonra Müslüman olduğuna dair neyiniz vardır? Kendisi söyledi bana kafi, ben Müslüman bilemem bir. Sizi de bilemem. Siz de beni bilemezsiniz. Yani adamcağız bana bir şey söyleyeyim beyefendiciğim. Siz bana şu anda eleştiriyorsunuz. Hayır, benim bütün endişem teyzeciğim, benim bütün endişem ben Kur'an'ı inceleyen, Kur'an için hayatımı tehlikeye sokan, Amerika'ya bu için kaçan bir insanım. Ve ben sevgili bir saniye. Çok önemli. Benim gördüğüm bu insan, bir sürü saf insanın bu konudaki bilgisizliğini suistimal ederek millete hurafeleri Allah'ın kelamı diye, Kur'an diye
gerçek diye bilim diye yutturuyor. Bir kere bilim diye anlatıyor. Allah aşkına gidin üniversiteye, bilim bunun tekelinde değil. Bugün bir icat yaptım diyor, bir icadı yok. Eğer bilim adamıysa bugün dünyada bir sürü üniversiteler var. Bunlar akıllı insanlar. Bunun bir makam verirler, ücret verirler. Eğer bilim diyorsa lütfen Allah aşkına gidin üniversitede teorik fizikte olan insanlara bunu gösterin. Göreceksiniz, çöpe atacaklardır bu insanlar. Beyefendiciğim, bir şey söyleyeceğim, çok affedersiniz. Bu kadar ağır söylemeye neden... Çünkü en büyük şey, Allah diyor ki neden? En kötü insanlar... Siz Kur'an'ı biliyorsunuz, özür dilerim. Hayır, bilmiyor. Kur'an'ı biliyorsunuz. Tevbe sözünün son hikayeti fazla. Müslümanız diyoruz, hepimiz saygı duyuyoruz. Kur'an'a koymuşlar. Bizden çok fazla bilgiye sahipsiniz, yazarsınız. Neden bu kadar ağır eleştiriye maruz kalıyor Hans Bey? İddialardır. Bu insan diyor, ben Hızır'dan şunu aldım, bunu aldım. Demedi. Ve insanlara açıkça yalan söylüyor. Peki ama bilmiyoruz, siz bir kitap yazın ve bu yalan olduğunu ispat edin. Tabii yazın, ben ilk defa yalan bundan... Yalan olduğunu ispat edin, bilmiyorum. Ya delil hocam, ondan gelmesin. Konuşmuyor, yani öyle bir teyzeciğim, şeye girdik ki toplantı. Siz Allah aşkına bu kitabı okurken bir delil arayışı içine girdiniz mi? Buradaki kaç iddia var? Affedersiniz, okumadım kitabı. Hayır, okumadım. Sen ben bilirsin. Şu anda onlar sizin konuşma tarzınızı... Çok özür dilerim, buna şuna o filan çok çirkin konuştunuz. Ve ben buna tahammül edemedim, teyze diyorsunuz. Özür dilerim. Saygı duyuyorum, teşekkür ediyorum. Fakat nasıl oluyor da benim dedem çok şeydi, benim dedem. Ve iki fakülte mezunu, 103 yaşında öldü. Kur'an'ı bilen, tefsirini bilen fevkalade bir Allah rahmet etsin bir beyefendiydi. Ve derdi ki bize, sonradan bir insan Müslüman olmuşsa sizin kendinizden fazla saygı duyunuz derdi. Bunu hocamız da bilir. Ben neden bu kadar ağır saldırdığınızı bilemedim. Teşekkür ederim. Şimdi sevgili Edip, şunu açıkta kavuşturalım. İzleyicilerimiz de merak ediyorlar. Bana da soruldu aşağıda. Ben affedersin lavaboya gittim. Gelirken sorular. Tevbe suresinin son iki ayeti fazla mı değil mi? Eğer bu kitap ıtman mı? Dinle. Tas tamam mı değil mi? Dinle. Ekmeltun Kur'an mı değil mi? Sen Kur'an'ın nesine inanıyorsun? Kaç ayettir? Hı? Kaç ayettir? Kaç sure? Onun miktarı değil mi? Ne inanıyorsun Kur'an'a? Ben bilemem. Maide suresinin içinde... Maide suresinin içinde Nasr suresinin sonu var. Bu konuşma... Bu, ya ne alaka şimdi? Bu basit. Kur'an'ı eğer bunu tartışmak için geldiysek... Ben hazırım. Bir kere gelirim Amerika'dan. Bu konuyu tartışırım. Hazırsan ben delillerimi ortaya koyarım. Tamam. Kesinlikle. Yani Kur'an'da ama, iki ayet fazla mı? Ama kesinlikle. Bu politik, demagojik. Tutuyor efendim iki ayet fazla mı millete diyor. Ha, yaptığı neydi? Yaptığı neydi? Demagoji. Kesin. Şimdi kuyruksu mu sıkıştı? Yok, ne oldu? Hayırdır inşallah. Dinle. Şimdi ben mi demagog oldum? Bunu ben burada tartışmayacağım. Konu burada bu değil. Konu sensin. Ben o ifritle cinle bir şey söylemek istiyorum. Konu beraberiz. Bir dakika. İfrit ve İfrit ve cin dedi galiba geçenki evet. Konuştuğunda hızlı giden elektronlar ifrit, yavaşlar cin mi? Ben yanlış mı anladım? Öyle demedim. Geçenki programda neydi bir zahmet onu söyle. Bu ifrit ve cinden önce bir telefon. O da madem elektron, o da ifrit cümlesinden olabilir. Buyurun efendim. Alo. İyi günler efendim. Efendim buyurun. Sayın Yaşar Nuri Öztürk, ben Doğan Canku sanatçıyım. Buyurun efendim. Efendim esasında ben Flash TV'den 3-4 sene önce tanışmış olduğum, kitaplarını okuduğum Sayın Hans von Heiberg'e telefonumun verilmesi için aramıştım. Esasında biraz daha sesli lütfeder misiniz? Zor duyuyoruz. Evet, ben sadece Hans von Heiberg'e telefonumun iletilmesini rica etmiştim. Fakat daha sonra Flash TV'den konuşmamı rica ettikleri için şu anda telefondayım. Evet. Esasında programınızı sürekli izliyorum. Şimdi rahatsız olduğum bir konu şu anda. Ben esasında bu şeyin içerisine girmek de istemiyordum. Fakat o ricayı da kıramadım. Bir yerde de Sayın Hans von Heiberg'in bu tarz suçlamalar karşısında ki hali beni biraz rahatsız etti. Şu anda suçlayıcı bir tavır hüküm sürmekte başından beri. Ben diyorum ki öğrenmeye niyetli bir tavır olması lazım esasında. Suçlayıcı tavır göstermek için de deliller olması gerekir. Efendim, çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü diğer konuk dostlarımız Hans von Heiberg'in kendi ağızlarında söyledikleri gibi
50 sayfasını okumuşlar. Bazıları bir kitap okumuşlar. Ben 6 kitabını da okudum kendisinin. Bu arada sizin Yaşar Bey bütün kitaplarınızı alıp okumuş durumdayım ve ders kitabı gibi devamlı okuyan bir insanım. Yani bir defa okuyup koyan bir insan değilim. Kur'an'ı okuyan ve sizin tavsiye buyurduğunuz gibi okuyan bir insanım. Bu arada bazı özel meraklarımdan dolayı kuantum fiziğini anlamaya çalışacak kadar okuyan ve kitaplarıyla dolu bir kütüphaneye sahibim. Bu tür bir anlatımın, yani Hans von Eyberg'in anlatımının çok farklı bir şey, farklı bir anlatım olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla iki ayrı dilde bir kavga sürüp gidiyor burada. Bu çok rahatsız edici bir şey. Şöyle bağlamak istiyorum. Doğru. Esasında bir kelimeyle, bir cümleyle her bilinç kendini ifade eder. Ve yine her bilinç kendi bulunduğu nispetle bu ifadelerden nasibini alır. Bütün oradaki saygıdeğer dostların biraz anlayışlı olarak konuşmalarını, birbirlerini anlamalarını ve bu konuşmalardan bizlerin ders almasını sağlamalarını rica ediyorum. Ve hepinize, özellikle de Sayın Hans'a, dostum Hans'a sabırlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Ben de çok teşekkür ediyorum. Evet. Eğer medyada Ayberg'in şahsıyla ilgili, kişiliğiyle ilgili yayınlar olmasaydı, biz bu kitapların yazarı sıfatıyla onunla burada daha başka şeyler konuşacaktık. Ama eleştiriler gene olabilecekti. Böyle olmayacaktı. Bu bizim de istemediğimiz bir şey. Fakat bunun böyle olması bir zorunluluktu. Bunu lütfen bizi izleyenlerin anlamasını rica ediyorum. Yani bu şekilde bu iş ekrana getirilmeli. Çünkü yapılan yayınlar bu zat üzerinde korkunç itham bulutları oluşturdu. Biz bunları görmezlikten gelemezdik. Ya öyleyse? Bu ithamlar altında bu zatı ezemezdik. Ya öyle değilse? Onun için böyle olmuştur. Biz bugün burada zaten Hans'la olmayacaktık. Benim bugünkü programım burada kamu hakları konusuydu. Bunları ben dikte ettirdim arkadaşlarıma. Bunu geçeceksiniz dedim. Haftaya programımız budur. Ama ertesi sabah biz buradan ayrıldıktan sonra kıyamet koptu. Şimdi bunun bir şekilde açığa çıkması lazım. Ona gayret ediyoruz. Bu iniş çıkışların, bu düşüşlerin, bu sertliklerin bir esprisi var. Ben bunların hiçbirine burada müsaade etmem. Ben konuşurum. Hiç kimseyi konuşturmayabilirim de. Ve kimse bundan şikayetçi de olmaz, eminim. Ama böyle olması gerekiyor. Çıksın ortaya ve ortada elle tutulacak bu var. Bunlar konuşulacaktır. Ve ben burada hüküm vermeyeceğim. Ben iki tarafı dinleyeceğim. Başka konuşmak isteyen varsa onlar da konuşsun. Hocam, nedir bakalım? Çok affedersiniz. Bir şey söyleyeceğim. Evet. 49 kitap yazdım. Ansiklopedi ismim girmedi. Böyle dosttan çok dostlar sayesinde. Ama bir şiir kitabı yazmış. Gazetelerin verdiği, bütün şeylerde işte isim vermiyor. Pamuktu, şuydu, buydu, neyse adları. Bir şiir kitabı, bir hikaye, bir roman. Öyle üzgünüm ki 52 yılı görmüşüz. 49 kitap yazmışız. Sırada var daha 18 tane. Ve bütün bunlar gitmiş, bitmiş. Yazıklar olsun. Bir ansiklopediye giremedik. İnsanlık beni gördüğünüz gibi nasıl mahkum ediyor? Allah sizin kitaplarınızı ansiklopedilere nasip etsin. Ne yapayım? Ben de layık seyretsin efendim. Layık seyretsin. Allah her şeyin layıkını yapar. Layıklık şey veriyor canım. Allah herkese layıklık veriyor. Biraz, biraz dualaşın. Hep çatışmayın. Evet. Siz biraz kazanın. Dinlenelim. Siz bu arada olsun. Siz biraz dua edin. Bir ben mevaliyim. Siz evet. Ev sahibisiniz. Allah siz kazanacaksınız. Kısa bir dinlenme. Kısa bir dinlenme arkadaşlarımdan rica ederim. Biz buradaki iddianın mesnefini tartışıyoruz. Hans Müslüman olduysa Allah razı olur ondan. Biz ona hükmedemeyiz ki. Peki benim ilmimin ne derece olduğunu nereden biliyorsunuz? Nedir ilmim?
İşte kitaplarınızdan belli. Hayır hayır, bir dakika. Bir dakika. Ben bunu bana söyleyebilir misiniz? Bakın. Efendim, şurada medyaya ve Türkiye'ye sesleniyorum. Tamam mı? Sesleniyorum. Bana isteyen kanal istediği kadar bilim adamını getirecek, oturup konuşacağız ama bilim adamı getirecek. Yok, bu menkıbeydir, masaldır. Ben buna inanmadım. O fikirler ayrı. Lütfen neyse onu yapalım. Burada söz veriyorum. Hangisini ispat ediyorsunuz diye soruyorum ben. Hangisini? Pardon. Neyi okudunuz? Efendim neyi okudunuz? Bir tanesini okudum. Neyi okudunuz? Bir kitabı neyi okudunuz? Okudum. Neyi okudunuz? Hangisini ispat ediyorsunuz diyorum. İki haftadır bunu yazıyorum, daha yazamadım. Hızlı giden elektrona cin değil de efendim nötrona denir, cin dersen. Ben nötrino dedim. Nötron da nedir? Nötrino. Nötrino mu cin? Bilmem, artık siz bilirsiniz. Siz alimsiniz. Siz daha iyi bilirsiniz, nötronlar nötron diyor. Ben hiç kızmaya falan gerek yok, şahsınızla alakalı değil. Ben iddiayla ilgileniyorum. Birinin adı vesvese Kur'an'da, ötekisi çarpar adama, taş gibi çarpar, etkiler. Ötekisi gelir geçer. Efendim evet. Şimdi nötrinoya ifrit, ötekine hızlısına ifrit falan diyor. Diğer bir fizikçiler kalkar, hayır efendim o protondu derse, deliline. Ne itiraz eder? Peki. Mesnetsiz ve delilsiz iddia ediyor. Peki bunları efendim, diyorum. Mesnetsiz bir şey söyleyeceğim size. İlim dünyada, buna dünyada lütfen bakın, artı ve eksi var. Siz diyebilir misiniz? Bilim yarın martı ve eksiği bulacak diyebilir misiniz? Bu böyle yatmıştır bu iş. Bilim bir gün gelecek, martı ve eksiği bulacak. Yeni matematik doğacak der misiniz? Proton yerine proton, elektron yerine elektron doğacak der misiniz? Bir şeyler bitti ama. Allah'ın nuru biraz biraz bilimi tamamlıyor. Artık artı eksinin üzerine sıfır ekleyebilirsiniz, ara bölge, ama üzerine martı eksi demeyin, güleriz, biz güleriz. Öyle bir şey diyemiyor. Peki bir kısa ara verelim, bir dinlenelim.